Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin khatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fehmen ve hifzan ve ihlasan ve elhikna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana ebuve hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram ya zel celali vel ikram ya zel celali vel ikram. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bizi okutan hocalarımızın ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle İmam Gazali Rahimahullah'ın El-İktisat Fil-İtikat isimli eserine dair tertip ettiğimiz derslerin mülhakatına başlıyoruz inşallah. Son tekfir babına mülhak olarak birkaç ders daha yapıp bir iki kitaptan daha inşallah istifade edip hem o tekfir babını hem de kitabı nihayete erdirmiş olacağız. Bu iktisat dersine dair yaptığımız 87. ders olacak. Bu tekfir babında da tekfir bir yarı tekfir tekfir meselesine dair bir yarı atölye gibi tertip ettiğimiz bu son kısım ayrıntılı okuması ve ek kitapları da yaklaşık bu 12 veya 13. celsemiz olacak belki. Tekfire başladığımızdan beri uzun bir yolculuk oldu ama sonlarına doğru geldik. İmam Gazali dışında başka ulemanın da konuyla alakalı önemli bazı pasajlarına muttali olup inşallah atölyemizi bitirmeye çalışacağız. Şimdi biz bugün işte iktisatta biz geçen hafta bitirdik tamamen tekfir babını. Bugün İbn Hacer el-Heytemi rahimahullah'ın El-İ'lam bi Kavati'i el-İslam isimli eserini tanımaya, içeriğini biraz içeriğine muttali olmaya ve konumuzla iktisatta incelediğimiz mesaille alakalı olan bazı pasajları müzakere etmeye çalışacağız inşallah bu eser üzerinden. Bugün bunu biraz yapmaya çalışacağız. Ne kadar yapabilirsek belki yarısını yaparız, yarısını gelecek derse bırakırız bu gayemizin. Şimdi öncelikle bu kitap İbn Hacer el-Heytemi'nin hayatını ayrıntılı bahsetmeyeceğim ama yani birkaç şey söyleyecek olursak İbn Hacer rahimahullah Şihabuddin Ahmed İbn Muhammed İbn Ali İbn Hacer el-Heytemi el-Şafii. İbn Hacer el-Eskalani ile karıştırılma ihtimali olabiliyor. Tabi artık bir lisansın sonuna doğru gelmiş veya birkaç sene iyi ilim tahsil etmiş bir talebe artık karıştırmaması gerekiyor. İbn Hacer el-Eskalani rahimahullah İbn Hacer'in şeyhinin şeyhi. Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari rahimahullah uzun yaşıyor biliyorsunuz. Yaklaşık 100 sene yaşıyor. Onun şeyhi İbn Hacer el-Askalani, talebesi de İbn Hacer el-Heytemi. Hatta ondan mervi şöyle bir söz vardı. Tuhintu beyne hacarayn. Tuhintu beyne hacarayn der. Yani İbn Hacer el-Askalani onun şeyhi, İbn Hacer el-Heytemi onun talebesi. Zaten İbn Hacer el-Heytemi de kitaplarında Şeyhülislam Zekeriya Ensari Hazretlerinden rahimahumullah cemiyen nakiller yapar bayağı. Şifai olarak da kitaplarından da efendim kitapları üzerinden de şeyleri var, bayağı çalışmaları var. İbn Hacer el-Heytemi son 4 asrın belki Şafii mezhebinin en meşhur ve en büyük fakihi desek yeri olabilir yani arkadaşlar. Son 4-5 asrın en meşhur, en büyük Şafii fakihi. Hatta o geldikten sonra artık mezhep ondan biliniyor gibi bir şey. Yani o ve Remli ile beraber. Muasırı Remli var. Baba oğul Remliler var. Baba Remli ile o muasırlar diye hatırlıyorum. Ya baba ya oğul, tam şimdi ayrıntılı hatırlayamadım. Baba Remli'ydi. Biri Mısır'da. İkiz de Mısırlı aslında. İbn Hacer el-Heytemi ömrünün yarısını Mısır'da geçiriyor. Tahsilini, tedrisi, telife falan da başlıyor. Ama ömrünün yaklaşık ikinci yarısını, belki 30 senesini Mekke'de geçiriyor. Mekke'de kaldılık yapıyor.
defalarca gidip geliyor Mısır'a falan. Mekke'de uzun bir süre kadılık yapıyor. Ve çok önemli eserler telif ediyor. En meşhur, en önemli eseri İmam Nevevi'nin Minhac'ına yazdığı Tuhfe Şerhi. Tamam. Tuhfe, et-tuhfe, Tuhfetül Minhac. Tamam. Tuhfetül Minhac. Tuhfetül Muhtaç fi Şerhil Minhac. Evet. Tuhfe Şerhi 10 ciltlik bir şer. O kadar veciz ve ibareleri zor ki üzerine bir sürü haşiyeler yazılmış. Yani Şafii fıkıh literatürünün en ibaresi zor, vecih herhalde eseridir Allah-u Alem. Ki İmam Nevevi Minhac'ı bile veciz yani. 70 bin tane meseleyi sadece mantık seviyesinde içerdiği söyleniyor. İmam Nevevi Minhac'ı sadece mantık seviyesinde. Öyle düşünün, bir 100 sayfalık metin sonuçta, 150-200 sayfalık metin yani. Onun üzerine şer, o şer de bir metni metindir yani. Tabi bir sürü onlarca eseri var. Fıkıhta büyük çoğunlukla eseri ama hadis ve edebiyata dair de eserleri var. Çok büyük bir alim. Akli ilimleri de bayağı iyi okumuş üstadlardan. Hani benim hatırladığım kadarıyla bir talebe verdiği bir kitapta okumuştu, nakletmişti. Yani sadece Şerh-i Şemsiye'yi 3 kere okuduğu rivayet ediliyor hocaların yanında Mısır'da. Sadece Şerh-i Şemsiye'yi yani talebeyken. Mantıkta yani. Mantık şeyi çok kuvvetli. Yani zaten bu kitaplarda da görüyoruz yani. Zihni yani. Zihni melekesi zaten, zekası. Bunların hepsi imamların zekaları üst düzey zaten. Mantık melekesi çok yüksek yani. İbn-i Hacer el-Haytemi rahimahullah Şafii mezhebinin çok önemli bir ismi. Yani hani dönemlendirmeleri ayırırsak hani İmam Şafii'den sonra İmam Nevevi ve Rafi'ye kadar ki bir süreçte müçtehit imamlar var. Tabaka tabaka, ehli tahriç falan filan, ehli vücuh falan denir. İmam Nevevi ve İmam Rafi'yi Şeyhan diye bilinir. Sonradan 200-300 sene sonra o gene bir birikim oluşuyor. Büyük bir birikim Şafii mezhebinde. İşte 10. asırda, 10. Hicri asırda Remli ve İbn Hacer el-Heytemi mezhebi komple tekrardan mezhebin iki büyük ismi haline geliyorlar. Yani Şeyhan gibi. Tamam, İmam Nevevi, İmam Nevevi ve İmam Rafii gibi bir şey oluyorlar artık Şafii mezhebinde. Yani Irak, Yemen, Mısır falan, hatta ekol oluşuyor. Remli ekolü, İbn Hacer ekolü oluşuyor yani mesela. Efendim, mesela Yemen daha çok İbn Hacer'dir. Mısır'da bir kısım Iraklı, bir kısım Remli'dir falan. Ama değişiyor. Bir sürü haşiyeciler ayrılıyorlar. Remliciler falan, İbn Hacerciler. Yani aynı yüzlerce meselede görüş belirtmişler ve ihtilaf etmişler yani. İçtihad etmişler yüzlerce meselede. Mezhebi geliştiren çok büyük imamlar bunlar arkadaşlar. Kendisinden önceki birikimi komple elden geçirip kendi birikimleri, kendi dehaları, ilmi çalışmalarını da ekleyip muazzam bir yol açmışlar mezhepte yani. Mezhebin müçtehitleri bunlar yani. Son 4-5 asrın en büyük iki müçtehidi yani bunlar. Tabii daha başka bir sürü isim var. Yani onlarla muasır olan 4-5 tane büyük isim var ama bunlar en meşhurları yani. Tamam. Dolayısıyla İbn Hacer ismi Şafii mezhebinde çok büyük bir isim. Yani bu kadar büyük bir müçtehit fakih arkadaşlar. Müçtehit fakih bu arkadaşlar. Tamam. Yani İçtihat aletlerine tamamen sahip, fiili olarak da içtihadın bütün şartlarını yerine getirmiş, kazası, iftası her şeyle uğraşmış. Tamam? Tedrisi, telifi, hani böyle çok ideal bir müteahhir dönem müçtehidi düşünün. İdeal dönem, ideal bir müteahhir dönem müçtehidinde ne olması gerekirse aşağı yukarı İbn Hacer'de var. Yani Arap diline olan vukufiyeti, hadise, fıkha, kelama, akli ilimlere olan vukufiyeti, vakaya falan filan yani. Hani böyle örnek, model alınabilecek bir şahsiyet. Ve mukalit falan filan değil asla yani. O geleneği de çok iyi bilen ama bizatihi müçtehit olan ve mezhebi geliştiren isimlerden. Şimdi tabii ki dolayısıyla onun bu kadar vasfı söylememizin sebebi arkadaşlar, tekfir gibi zor bir konuda söyleyeceklerine kulak kesilmemiz ve kıymet vermemiz gerekiyor. Ve birikimi değerlendiren bir isim ve özellikle tekfir mevzusunda müstakil çok önemli bir eser olarak ilan eserini telif etmiş olması, hatta müstakil tekfir literatürünün, tekfir eserleri literatürünün kendi iddiasına göre ilk eseri. Sonradan tabii fark ediyor, başka bir eser daha var Hanefi bir fakihin yazdığı kendisinden önce, onları inşallah dile getireceğiz yani kitabı tanıtırken. Ancak her türlü yani bu eserin kendine ait bir sürü hususiyeti ve başlangıcı var. Yani ilk defa İbn Hacer'in muvaffak olduğu hadiseler var bu eser bağlamında, İlam eseri bağlamında. Onlara kendisi de temas ediyor. Belki siz de kitabın hepsine muttali olursanız göreceğiniz şeyler var. Ya karşılaştırırsanız ayrıntılı çalışmalarda. Ama bizim bu atölyede ve bu kitapla ilgimiz literatür veya da kitabın kıymeti, ehemmiyeti, bağlamı falan değil. Olmadığı için bu hususlarla
hususi olarak ilgilenmeyeceğiz. Sadece en önemli hususlara temas edeceğiz. Ayrıntılar, araştırmalar hani akademik çalışmalara havaledir efendim. Tamam. Akademik çalışmalara havaledir. Biz burada mesaili tahkik etmeye, ulemanın fıkhını telakki etmeye çalışıyoruz. Tamam? Tekfire dair tefakkuhunu telakki etmeye çalışıyoruz. Özellikle tekfirin nazariyatına dair. Merat medarikut tekfire dair. Tamam? Onu asıl almaya çalışacağız. Yani daha usulü bahisleri veya kavaid-i fıkhiye tarzındaki bahisleri biz incelemeye çalışacağız. Yoksa yüzlerce mesele var bu kitapta. Tamam? Bahusus da icma ile ilgili nazariyatı inceleyeceğiz. Tamam? İcma ile ilgili nazariyatı inşallah incelemeye İbn Hacer el-Heytemi rahimehullah'ın tahkikatından istifade etmeye çalışacağız. Şimdi ben hangi kitaptan takip edeceğim arkadaşlar? Darul Minhaç. Şimdi bu ilam kitabı belki 100 sene önce de baskılar yapıldı. Yani matbaa baskıları var. Bir sürü tahkik edilmiş de bir sürü defalarca. Eski matbaa baskıları da var. Bu yeni yaklaşık 2000 kaç yılında bu ilk baskıma bakayım bendeki. 2013 yılında bu herhalde ilk baskı. Evet, 2013 yılında. Bu 2013 yılında basılmış bir baskı arkadaşlar. Darul Minhaç. Darul Minhaç malum yani çok iyi tahkikler çıkarttı. Yeni bir yayın evi. Bunu da Darul Minhaç'ın tahkik heyeti özel olarak oturup tahkik ediyorlar. Yani bahusuz bir inayet var. Hani herhangi bir tane muhakkik değil de yani Darul Minhaç'ın özel tahkik heyeti yani oturup bu kitabı tahkik ediyorlar. Yani baskıları olmasına rağmen. Tamam. Oturup tahkik ediyorlar. Önemli nüshaları toplayıp ve dipnotlarla zenginleştirip kaynakları gösterip muazzam bir nüsha. Yani şiddetle tavsiye ederim. Bu nüshayı elde edin. Alacaksanız hatta alın. Yani özellikle fıkıhla uğraşanların bu kitabın ellerinde olması lazım. Kelamla da. Tekfir mevzu malum. Kelama da taalluk eden önemli bir mevzu. Kelamla da uğraşanların bu kitabı elde etmeleri lazım. Yani ara ara okumaları o meseleleri fukahanın mülazalarından istifade etmesi gerekiyor. Tefakkuhundan. El-İ'lam bi Kavati'il İslam Darul Minhaç 2013 yılında basılmış. Muhtemelen mütekerrir baskıları oluyor Darul Minhaç'tan. Nüshalar bitince yani. Belki 4-5 kere daha basmışlardır yani şu ana kadar bilmiyorum. Şamua baskısı biliyorsunuz o bizim iktisadı da Minhaç'tan okuyoruz ya. Onun gibi yani basılmış. İçeriğini size göstereyim şöyle. Görmüş olun. Tamam. Önemli bayağı yani muhakkikler çok iyi iş çıkarmışlar. Yani Allah razı olsunlar hakikaten. Yani böyle kitabı bizatihi dizgisi, kaynaklar, mukaddimeler falan filan ayrıca bir insana zevk veriyor. Okutma şeyi veriyor yani. Hazzı yaşatıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi kitabın kendi içeriğini inşallah tanıtmaya başlayıp yavaş yavaş bazı pasajlar okumaya geçeceğiz ama öncelikle ben tekfir mevzusuna dair bu kitabın minhaç yani bu kitabı tahkik eden heyetin ön sözünde Sübki'den Takiyüddin-i Sübki'den Takiyüddin miydi? Takiyüddin Sübki'den muhtemelen Takiyüddin Sübki'den muhtemelen ama belki Taceddin de olabilir muhtemelen Takiyüddin Sübki'den yapılan bir nakli ön sözde okumak istiyorum. Yani bizim bugüne kadar tekfir atölyesinde özellikle ilk iki derste yaptığımız mukaddimelerin bir özeti niteliğinde. O söylediğim sen şu ilimlere ihtiyacımız var, zor bir mevzu, şu bu falan diyorduk ya. 4-5 mukaddime saymıştık hatırlarsanız tekfir atölyesinin başında. Onları özetleyen önemli bir pasaj var. Yani hani bu söylediğim şeyler aslında ulemanın da gündeminde var. Takiyüs Sibki gibi, İmam Sübki gibi bir zatın da tekfir meselesine nasıl baktığını görmemiz açısından ve tekfir konusunda bir söz söyleyecek olanın neleri bilmesi gerektiği, bu mevzunun hangi boyutları olduğunu hissetmemiz açısından özet bir paragraf nakledeceğim size inşallah. Siz de bilmiyorum kendi şeyinizde varsa Darül Minhaç sizi de açabilirsiniz. Yoksa benden takip edin. Muhakkikler bir 5-6 sayfalık bir beyne ye değil kitap şeklinde bir 7 sayfalık bir ön söz koymuşlar. Orada hani tekfir mevzusunun günümüzde de ehemmiyetinden bahsetmişler. Yani ifrat tefritin olduğundan bahsetmişler. Efendim yani o selefi damarın özellikle Arap aleminde biraz baskısı var malum. İfrat kısmı biraz daha fazla ama modernistler Arap aleminde de yine tefrit kısmında bayağı öndeler belki. Bizde de öndeler de yani onlarda da öndeler. İkisi de öndeler.
Bizde modernistler daha çok selefilere göre daha ön planda oluyorlar. Ama Arap aleminde ikisi de ön plandalar. İfrat ve tefrit çok bariz bir şekilde yaşanıyor tekfir mevzusunda Arap aleminde. Muhakkikler bunlara işaret ettikten sonra bu kitabın ehemmiyetini de göstermek adına yani bu mevzuyu iyi tahkik etmek lazım. Ve sonra dediklerinin bir eslafımızdan, büyük ulemadan tekfir mevzusunun hassasiyeti ve zorluğuna dair İmam Sübki'den bir nakil yapıyorlar. Ve İmam Sübki'nin naklini muhtemelen kendi kitabından veya bir fetvasından falan değil de şeyden naklediyorlar. Uzun bir pasaj yani aslında 1,5 sayfalık bir pasaj İmam Sübki'den. Muhtemelen İmam Şarani'nin olması gerekiyor. Evet, İmam Şarani El-Yevâkid vel-Cevâhir isimli eserinden naklediyorlar Sübki'nin sözünü. Tam asıl kaynağı söylememişler burada, bilmiyorum. Belki asıl kaynak fetavasında vardır veya da başka bir kitabında vardır. Bir fıkıh kitabında bir şeyinde Takiyyü Sübki veya Tacü Sübki tabakatta nakletmiştir. Biliyorsunuz bir sürü şeyi naklediyor tabakatta Tacü Sübki. Velhasıl her neyse biz onun şeyini hızlıca okuyalım. Bakalım ne diyor İmam Sübki. İmam Sübki gibi müteahhir dönemin çok önemli bir ismi yani. İmam Nevevisi gibi bir şeydir, biridir yani. Hani böyle o ideal alimlerden, hakikaten akli ilimler, nakli ilimler dengesi ve o İmam Gazali'nin menhecinden giden en büyük imamlardan bir tanesi. Bakalım bize ne söyleyecek. Bir kısmına biraz böyle soru işareti koyabileceğiz belki. Özellikle ilk kitapta yaptığımız bazı tahlillere benzer bazı hususlar var. Ama büyük çoğunlukla çok önemli şeyler bize söyleyecek. Bir İmam Sübki'den tekfir mevzusunu dinleyelim. Tekfirle ilgili biliyorsunuz fetvaları da var. Sahabeye sövenin tekfiri meselesi. Takiyyüddin Sübki'nin. Yani bizatihi o da tekfir mevzusuyla eser seviyesinde uğraşmış biri. Sadece müteferrik mesail değil de fıkıhta geçen. Zaten müçtehit, mutlak müçtehit olduğu söyleniyor bakın İmam Sübki'nin. Mutlak müçtehit. Hani hadiste, fıkıhta. Bir dinleyelim onu, evet. قال الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اعلم أيها السائل أن كل من خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر لأن من كفر شخصا بعينه فكأنه أخبر أن عاقبته في الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين. İmam Gazali'nin sözlerini hatırlıyoruz değil mi iktisadın başında? Muhtemelen çok iyi biliyorlar Sübki ile. İmam Gazali'nin o şeylerini, ifadelerini çok benziyor zaten. وَأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا مُبَاحُ الدَّمِ وَالْمَالِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ لَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ Ahirette de aslı olan öyle ya, dedik ya. وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ Şimdi burada kırmızıya boyamışlar muhakkikler bu satırı. وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ اَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأِ فِي سَفْكِ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ مْرِئٍ مُسْلِمٍ İmam Sübki de İmam Gazali gibi aynı ifadeyi alıyor. Biz dedik bu ifade belli bir bağlamda makbul. Hatırlarsanız. Ama genel olarak ilmi bağlamlarda biraz ben şahsen fihi nazar demiştim. Hatırlarsanız zaten ayrıntılı bir şekilde bunu yani zahiri olarak alırsak çok uzak levazımlarını veya bir bağlamda biraz şeyini hafifleterek alırsak problem olmaz ama yani zahiri medlulünü alırsak o ehveniyede bir sürü şeyde konuşmuştuk zaten. Ve fil hadisi muhtemelen İmam Gazali'nin şeyini yani böyle zihninde hazır o pasajları yani. Ki çok benziyor. Başı da ortası da sonu da bakın. İmam Sübki'nin girişi yani. Sail'e muhtemelen Sail fetvasında Fetava Sübki biliyorsunuz var. Bir ikinci şekilde yayınlandı yani. Çok önemli onlar. Bakın fukahanın onları okuması lazım. Yani zamanın fakihi nasıl zamanın meseleleriyle Sübki gibi bir muamele etmiş onları görmeniz lazım. Hem bizzat ilmi mesail hem de tefakkuhun sahadaki boyutu, fetvanın sahadaki boyutunu görmek için yani. Tamam. Sübki'nin fetavası çok önemli. İmam Takiyyüddin Sübki'nin. Bu cümleyi söyledi aynı İmam Gazali gibi. Neredeyse ibareler aynı İmam Gazali'nin ibareleri. Yani biliyorsunuz bu mana olarak naklediliyor bir sürü kitapta ama ifade de aynı İmam Gazali'nin ifadeleri. Sonra diyor ki ve fil hadisi İmam Sübki diyor. La en yuhti el imamu fil afwi
ahabbu ileyye min en yuhti'e fil ukubeh. Tekfiri de ona nazir kılıyorlar. Bu hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş. Muhakkikler sağ olsunlar hepsini tahric ediyorlar. Çok güzel tahric etmişler. Müstedrek'inde ve Tirmizi fi sunenihi en seyyidetine Aişete radıyallahu anha. Yani bir hasen olma şeyi var bu hadisin. Muhtemelen mertebesi ihticaca kabil yani bu hadis-i şerifin. Doğrudan tekfirle ilgili değil ama tekfir ona çok rahat kıyas edilebilir. Ki Sübki kıyas ediyor görünüyor. Tamam İmam Sübki. Tamam. Hadlere kıyas ediyor ya tekfirin hükmünü. Hadlerdeki hüküm de ağır ya. Tekfir de çok ağır. Muhtemelen camisi o. Hani Hazreti Peygamber aleyhisselam tabi bu hadis merfumu bilmiyorum. Belki de şeydir, mevkuftur. Bir sahabe kavlidir. Tam bilmiyorum. Mevkuf da olabilir. İmam dediği yani işte hakimin, devlet başkanının veya da onun vekilinin, naibinin bir işlenen bir suçta affetmesi diyor. Affederken hata etmesi. Yani acaba bu suçu işlemiş mi işlemiş tam emin olamıyor ama affediyor. Yani işlememiş gibi sayıp affediyor. Bu diyor onun cezalandırılmasındaki düşürecek hatadan bana daha sevimlidir. Ehabbu ileyye bakın. Daha iyidir yani. Ehvan. Aslında İmam Gazali'nin sözünün bir dayanağı var. Ama işte o kıyastaki o sınır durumlarını veya da bazı yerleri ne kadar temsil ediyor hani. Çünkü söylem gücü çok yüksek olduğu için ilim ehli biri o söylem gücüne kapılıp bir sürü tekfir, içtihadi tekfiri tamamen kapısını kapatabilirler demiştik hatırlarsanız yani. Aslında İmam Gazali'nin pratiği de bu bu sözün vel hatav fi terki katli elfi kafirin cümlesinin zahiri medlule %100 muvafık değildi demiştik hatırlarsanız. Sani'ul İmam-ül Gazali yani. Çünkü içtihadi tekfirin kapısını tamamen açık tutuyordu İmam Gazali. Hatırlarsanız. Evet. Neyse şimdi asıl bizim mahalli şahit paragrafına geliyoruz. İmam Sübki'den. Bakın. Tekfir mevzusunu ilmi bir mevzu olarak nasıl değerlendiriyor? Meselenin boyutları, hangi ilimlere ihtiyacımız var? Dil falan demiştik ya hatırlayın. Bir sürü mevzu demiştik. Dil, vakayı bilmen lazım, dili bilmen lazım, fıkıh bilmen lazım, kelam bilmen lazım. Hatırlarsanız bir sürü şart koşmuştuk. Çok hassas da bir mevzu falan. Bakın ne diyor? Çok dikkat edin paragrafta. Sümme İnne tilkel mesaila allati yufta fiha bi takfiriha ula'il kavmi fi gayetid dikkati vel gumud. Çok zor meseleler bakın diyor. Li kesrati şubehiha ve ihtilafi qara'iniha ilmi adi. Ve ihtilafi qara'iniha. Bütün nasları bilmen lazım. Karineleriyle beraber nasların dünyasını çok iyi bilmen lazım. لِخْتِلَافِ وَاخْتِلَافِ قَرَائِنِهَا وَتَفَاوُتِ دَوَاعِيهَا. Yani tekfire konu olan bir söz, düşünce, inanç veya fiil birinden sadır olunca neden onu yaptığını da bilmen lazım. Bakın وَاخْتِلَافِ دَوَاعِيهَا veya tekfir hükmünü veren müftü neye talilini neyin üzerine kuruyor? Seddi zeryalar falan filan hani. Dikkat edin. وَاخْتِلَافِ دَوَاعِيهَا. Yani tekfirin içinde vukua geldiği sahnenin hususiyetlerini çok iyi bilmen lazım. Başlangıcı sonucunu. Tamam. Maksatlarını neden yani bir insan bu düşünceleri, bu sözleri söylüyor. Bu inançlara kapılmış yani. Tamam. Vel istiqsai. Tamam. Yani fi gayeti dikkati vel gumud li kethrati şubehiha ve ihtilafi qarainiha ve tefavuti deva'iha. وَالْاِسْتِقْصَاءِ فِي مَعْرِفَةِ الْخَطَئِ مِنْ سَائِرِ الصُّنُوفِ وُجُوهِهِ. Bu ibare çok kapalı tabi ama bayağı veciz bir ibare. Bağlamı iyi düşünürseniz ortaya çıkacak. Ben biraz açacağım. وَالْاِسْتِقْصَاءِ فِي مَعْرِفَةِ الْخَطَئِ مِنْ سَائِرِ الصُّنُوفِ وُجُوهِهِ. Hata ve bidat ve tekfir ayrımı yapmıştık ya. 3K mertebe ayırmıştık hatırlarsanız. Şimdi yani küfür de hatadır, bidat da hatadır, hata da hatadır. Normal, yani küfür ve bidate girmeyen hatalar da hatadır değil mi? Sözde, düşüncede, fiilde, inançta. Değil mi? Biz 3 mertebeye ayırmıştık hatırlarsanız. İmam Sübki bakın bu mertebelere işaret ediyor. Diyor ki, سَائِرِ سُنُوفِ وُجُوهِهِ مَعْرِفَةِ الْخَطَى. Yani düşülen hatanın derecelerini bilmek falan ve hesaplamak ayrıntılarını istikra etmek çok zor diyor yani. Kuşatmak yani hataların derecelerini. O model demiştik yani küfür, bidat ve normal hata yani. Küfür ve bidate girmeyecek hatalar.
İlimde, düşüncede, sözde, fiilde falan. Yani. وَالْاِسْتِقْصَاءِ فِي مَعْرِفَةِ الْخَطَئِ مِنْ سَائِرِ صُنُوفِ وُجُوهِهِ. Tamam. Ben burada sunufi vücuhi derken şeyi anlıyorum. Tekzip ve mülhekatının dereceleri yani. Yani Hazreti Peygamber'i tekzip, tekfire götürür ya. Onun esnafı var, meratibi var ya. İmam Gazali'nin dediği 6 mertebe. Mülhakatlar ve mülhak olmayanları da bilmek hata olarak mühimdir yani. Tamam. Sonra diyor ki وَالْاِطْطَلَاءِ عَلَى حَقَائِقِ التَّعْوِيلِ. Dile girdik bakın, tevilin mahiyeti. Genelde dile getiriliyor değil mi? Sözde olsa, fiil dahi olsa dille fetva veriliyor. Sen diyorsun ki bunu yaptı, o halde kafir olur diyorsun bakın. Fiil sahada olsa bile ki genelde söz oluyor. İnanç, düşünceler büyük çoğunlukla tekfire konu olan hadiselerdir ve bunlar dile getiriliyor bakın. Anlam ve delalet meselesi var tekfirde. Diyor ki neden tekfir çok zor bir meseledir? Fi gayeti dikkati vel gumut diyor. Yani ilmi olarak zor bir ilmi meseledir. Tekfir edip etmemenin kendisi ayrı bir mesele. Yani tekfir etmek çok zordur. Kimseyi tekfir etmeyelim manasında değil yani, dikkat edin. Yani tekfir hükmünü vermek ilmi olarak çok büyük bir ilim istiyor bakın. Neden büyük bir ilim istiyor? Bu sebeplerden dolayı. Bakın sebepleri bir sürü zikrediyor. Hala devam ediyor Sübki. Diyor ki lil ittala'i ala haqaiqit te'vil. Delalet meselesi ve tevil meselesine tamamen muttali olmak lafızların delaletine çok zordur yani. Ondan dolayı mesele zor oluyor. Söylenen sözün bağlamını çok iyi çıkarmanız lazım. Modernist bir şey söylüyor. Ya bu bunu hangi bağlamda söylüyor ki? Hazreti Peygamber'e tekzip olarak değerlendirelim mi, değerlendirmeyelim mi? Tamam? Anlaşılıyor değil mi? وَلِطَّلَاءِ عَلَى حَقَيْقِ التَّوِيلِ وَشَرَائِطِهِ فِي الْأَمَاكِنِ. Farklı farklı bağlam, mekan ve zamanlardaki şartları yani. Bakın. Tevilin şartları. Yani bir adam bir şey söylemiş veya nasıl tevil ediyoruz ve adamın küfre sebep olabilecek sözünü tevil ederken tevilin şartlarının nerede yapılıp yapılmayacağını, yapılamayacağını bilmek çok zor, kolay değil arkadaşlar. Hem nasların tevili, yani mesela de küfre sebep olan bir düşünceyi ortaya koyarken adam bir nasıl tevil etmiş? Hani felsefe diyelim, kabir azabını diyelim tevil ediyorlar ya diyelim mesela cennet cehennemin cismani haşrı. Oradaki tevilin sınırlarını bilmek yani. Yani Firavun imanı mesela diyelim. Mesela tevil ediyorsun Firavun'la ilgili ayetleri. Mesela ne kadar mümkün bu? Tekfir orada çok önemli bir şey olacak değil mi? Tevilin sınırları yani. Dilin kaldırabilme, kaldıramama sınırları. Ve ma'rifeti. Bakın ma'rifet, ma'rifet sayıyor. Neden çok zor? Li dikkatil gumut li ma'rifeti. ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك bütün bunlar diyor يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب. Hani senin diyor hani nasları okurken diyor zaten hani Arap dinini kuşatman lazım. Hani tekfir yapacakken nasların dünyasını iyi bilmen lazım. Nasları tevil eden özellikle bir tekfire sebep olan bir inancı taşıyıp nasları tevil eden biri karşındayken gerçekten bu nasların inkarı, tevil edilmesi yani hani naslardan kat'i bir şekilde anlaşılan bir şey, zaruri seviyede kat'i bir şekilde anlaşılacak bir şeye muhalefet etmek seviyesinde mi? Yoksa %5 bile olsa bir ihtimal kalıyor mu mesela? Ona göre tekfir etmeyeceğiz adamı. Naslarla karşı karşıya kalmadı %100 seviyede. Mesela tebdi edeceğiz, tamam? Tekfir etmeyeceğiz. Diyor ki وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي مَعْرِفَةَ جَمِعِ طُرُقِ اَهْلِ الْلِسَانِ. Ehli lisan diyor ki sadece nasların geldiği dünyadaki dil değil, dikkat edin. Bir tekfire sebep olan adamın söylediği sözün konuşulduğu zaman ve mekandaki dilin kullanımı da öyle ehli lisan. Tamam. Yani 5 asır sonraki atıyorum Şam'da yaşayan bir insanın söylediği sözün o zamanki Şam'da konuşan insanların Arapça konuşma lehçeleri, anlamları, mecazlarını da bilmek gerekiyor. Bakın. Diyor ki fi haqaiqiha ve zalika yastad'i ma'rifata jami'i turuqi ahli lisan min sa'iri qaba'il al-arab fi haqaiqiha ve mecazatiha ve isti'aratiha. Yani dilin kullanımlarını çok iyi bilmen lazım. Tamam? Adam bir cümle söylüyor ya, o ne kadar mecaza muhtemel mesela Türkçede şu anda. Mesela diyelim bir tarihselci bir adam Kur'an kıssalarıyla ilgili bir cümle söylüyor. Diyor ki aslında Kur'an kıssaları bize öğüt vermiş olabilirler. Veya da diyor ki mesela Kur'an kıssaları aslında bize bir örneklik için getirilmişler. Mesela belli bir bağlamda söylüyor, bu bir muhtemel bir şey.
acaba yani gerçekliğini inkar ediyor mu tam olarak, değil mi? Aslında biz mesela, ben Karine-i Ahmet'i şahsen bilebiliyorum o adamın %100 yani gerçekliği olmadığını söylediğini. Ama mesela diyelim, ama benim bu Karine-i Ahmet'den benim hususi idrakım, ayrıntılı incelemem tekfire sebep olur mu? Bu adamın sırf bu sözünü alıp tekfire illet kılabilir miyim? Kılamam bakın. Hatırlarsanız öyle bir şey demiştik. Yani müftü bilebilir bak adamın küfre girdiğini %100. Ama şer'i deliller tekfir hükmüne ve fetvası için yeterli bir zahire ulaşmamışsa, zahire ulaşmamışsa gene yapamıyorsun bak. Tamam? Bakın ne kadar önemli. Mecazları ve istiareleri bilmen lazım. Bir de kelam bilmen lazım. Kelam, düşünce, felsefe bilmen lazım. Bakın ne diyor? Ve ma'rifete daqa'iq, daha doğrusu kelam bilmen lazım bir miktar. Ve ma'rifete daqa'iqit tevhidi ve gavamidihi. Yani iyi bir kelam bilmen lazım. Bakın, fıkıh saydı. Efendim bayağı, değil mi? Bayağı bir fıkıh saydı. Düşünce, mantık saydı hatta. Yani vakayı bilmen gerekiyor dedi. Sonra dili bilmen gerekiyor dedi. Sonra kelamı bilmen gerekiyor dedi. En son kelamı zikretti. Çok dikkat edin yani. Ama burada biraz ibare bence biraz evet, her tekfir mevzusu için konuşuyorsa doğrudur. Ama orta seviye tekfir bahisleri için zorluk olarak ma'rifeti dakaiqit tevhid ve gavamidihi gerekmeyebilir. Yani orta seviye bir kelam bilgisi yeterli olabilir. Orta seviye tekfir fıkhı için. Ama ince tekfir meseleleri için olmayabilir. Hatta Mutezile şöyle bir şey dedi ama gerçekten bu tekfire girer mi? Senin o zaman iyi bilmen lazım. Mutezile ile diyelim Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilafları. Tamam? Dakik bilmen lazım. Yani üst seviye kelam bilmen lazım. Tamam? Diyor ki وَمَعْرِفَةَ دَقَائِقِ التَّوْحِيدِ وَغَوَامِضِهِ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَعَذِّرٌ جِدًّا عَلَى اَكَابِرِ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ. Bakın ne diyor? Hani kimse kolay kolay tekfir yapacak ilme sahip değil diyor zamanımızda diyor. Sübki bakın. Mimma huwa mutaazzirun cidden. Bu saydığımız bütün şartlar var ya tekfir meselesinde konuşmak için. Bence biraz fazla abartılı ama bütün tekfir mesail için diyorsa evet. Çünkü tekfir meselesinde içtihadi çok zor meseleler var demiştik hatırlarsın. O sınır durumları. Çok zor. Yani çok büyük bir ilim gerekiyor. Fıkıh gerekiyor. O sınır durumlarında isabetli içtihatlarda bulunabilmek için. Eğer bunları da kastediyorsa tamam, doğrudur. Yani her dönemde hakikaten hem çok üst derece fıkıh bilen, vakayı bilen, dilleri çok iyi bilen, dili çok iyi bilen ve kelamı iyi bilen, çok iyi bilen bir alim bulmak kolay mı her dönemde? Bu kadar şeyi cem etmiş. Mesela bu dönemde var mı sizin aklınıza gelen bir tanesi? Bu dört şeyi toplamış nefsinde. Yani fıkıhta müştehit olacak, dili çok iyi bilecek, dil felsefesi, dilleri çok iyi bilecek, vakayı çok iyi bilecek. Zaten müştehit olsa da muhtemelen vakayı çok iyi bilir. Neredeyse aklın terazim var yani neredeyse. Bir de kelamı çok iyi bilecek. Düşünceyi falan. Böyle var mı tanıdığınız bir tane adam? Benim şahsen yok. Yani tanıdığım bir tane adam yok bu dönemde. Hani ilimle uğraşıyor olmamıza rağmen. Hani ama bu dediğim şeylerin bir iki tık altında cem etmiş kişiler var. Birkaç tane tahmin ettiğim yani zannettiğim. Tamam. Dolayısıyla Sübki'nin dediği şey anlaşılır bir şey. Bu kadar şartı cem etmiş bir insan fazla yok. Diyor ki mimma huwa mutaazzirun cidden ala akabiri ulemai asrina. Akabiri ulemai asrina diyor bakın. Fadlan an gayrihim. Sıradan alimleri bırakın diyor yani. Ben size demiştim yani öyle çok zor bir mevzu hakikaten. Bayağı bir ilim gerekiyor. Hatırlıyor musunuz? Yani böyle kolay kolay piyasadaki hocaların falan orada burada dediklerini hiç takmayın. Hatta ben size demiştim kitaplardaki normal alimlerin söylediklerini bile mutlaklaştırmayın. İmamsa dikkat kesinin ancak. Hatta ona bile %100 teslim olmayın demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çünkü çok zor bir mevzu. Kafalar karışık. İmamlar bile birbirlerinin çok temel mevzuları anlamamakla suçlayabiliyorlar bakın. Anlıyorsunuz değil mi? Ne kadar zor bir mevzu. Yani kafalar çok karışık, literatür bize doğrudan önümüzü görecek kadar vazı bir yol haritası hemen çıkarmıyor bakın. Literatür. Verel ki imamlardan bile okusak. Bakın bu Sübki böyle diyor bakın. وَاِذَا كَانَ الْاِنْسَانُ يَعْجِزُ عَنْ تَحْرِيرِ مُعْتَقَدِهِ فِي عِبَارَةٍ فَكَيْفَ يُحَرِّرُ اِعْتِقَادَ غَيْرِهِ مِنْ عِبَارَاتِهِ. Ya bu var ya, yani bu paragraf komple bitti bu paragraf.
Bu paraf yuktabu bima il zehab yani. Tamam, özellikle son cümle. Son cümle var ya hani sübki imam. Hani böyle imam. Hani bir imamın ağzından çıkacak bir cümle. Şu cümle. Hani İmam Gazali gibilerin seviyesinden çıkacak bir cümle. Şu cümle çok iyi. وَاِذَا كَنَ الْاِنْسَانُ يَعْجِزُ عَنْ تَحْرِيرِ مُعْتَقَدِهِ فِي عِبَارَةٍ فَكَيْفَ يُحَرِّرُ اِعْتِقَادَ غَيْرِهِ مِنْ عِبَارَاتِهِ Biz diyoruz ya modernistler konuştular, tekfir ediyoruz, bak şöyle dedi işte itikadı budur diye ben cümle kuruyorum onun adına. Anlıyorsunuz değil mi? Adam böyle bir düşüncesi var diye ben bir cümle kuruyorum. Ve sonra tekfir ediyorum. Ne kadar kolay olmayan bir mevzu hissediyorsunuz değil mi? Ne kadar şartları var yani bunu söylemenin. Ben kendi inancımı, itikadımı derste anlatamıyorum meseleyi değil mi? Yani zorlanıyorum yani hemen biri diyor ki aa sen böyle diyorsun böyle şey olur mu falan. Aa ben ama onu kastetmedim bak şöyle ifade edeyim diye falan. Ve şu anda size desek 10 sayfada bütün sahip olduğunuz itikatları orta ve kaba olarak yazın. Yani vazıh olanlar yani büyük esasları ve orta esasları 10 sayfada yazın desem. Ben size itikatlarınızı yazabilir misiniz oturup? Aylarınızı alır inanın. Ders metni yazmayacaksınız dikkat edin. Akaid metni yazmanızı istemiyorum. Talim ve ezberlenecek tahfiz için. Sadece kendi itikadınızı neyi ne kadar nasıl anlıyorsunuz? Neye nasıl inanıyorsunuz? Oturun 10 sayfada yazın. Büyük esasları yani bir sayfaya sığdırılabilecek büyük esasları ve 9 sayfada özetlenecek orta seviye esasları. Tamam? Yazamazsınız kolay kolay. 50 kere düşünürsünüz yazdığınız cümlede. Şu var ya şu ifade yani tekrar okuyalım. وَاِذَا كَانَ الْاِنْسَانُ يَعْجِزُ عَنْ تَحْرِيرِ مُعْتَقَدِهِ فِي عِبَارَةٍ فَكَيْفَ يُحَرِّرُ اَعْتِقَادَ غَيْرِهِ مِنْ عِبَارَاتِهِ Sonra diyor ki فَمَا بَقِيَ Madem ki durum böyle yeni bir parafa geçtik. Temhitleri yaptı komple. Bu paraf bitti yani. Bizim asıl mahalli şahit paragrafımız harika bir şeydi. Şimdi son paragrafı okuyoruz. Bitiyor nakil. فَمَا بَقِيَ الْحُكْمُ بِالْتَكْفِيرِ اِلَّا لِمَنْ صَرَّحَ بِالْكُفْرِ وَاخْتَارَهُ دِينًا وَجَحَدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَخَرَجَ عَنْ دِينِ الْاِسْلَامِ جُمْلَةً وَهَذَا نَادِرٌ وُقُوعُهُ Hani çok açık bir şekilde dini inkar eden çok az değil mi piyasada tekfir tartışmalarımızda? Var mı öyle bir adam konaklı olarak? Yok yani. Atıyor mesela hani böyle çok cesur olup çok futursuzca bir sürü şeyi inkar eden Edip Yüksel gibiler dahi öyle değil düşünün. Hani Edip Yüksel en uç örneklerde değil mi? Kur'an iki ayetini inkar ediyor açıkça. Hani efendim öyle biri bile açıkça bunu yapmıyor bak İmam Sübki'nin nadirdir dediğini. Hani bizim şu anki vakamızdaki en uç şeyi tarafı düşünün. Ne kadar imam olayı biliyor değil mi? Ne kadar iyi tasvir ediyor vakayı. Ama tabii son yani vereceği hüküm bakacağız yani. Gerçekten bu bağlam ilim talebelerini bugün için yani çok şey yapıyor mu? Bu kadar böyle vurgulama asla tekfir etmeyelim vurgusu yani. Tamam. Şimdi diyor ki böyle bir vaka zaten yani bunu tekfir edilmesi lazım ama nadirdir bu. E peki diğer vakalar nadir olmayan vakalar bakalım. Fel edebu kırmızıya boyamışlar burayı. Fel edebu الْوُقُوفُ عَنْ تَكْفِيرِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ Edep nedir diyor? Yani edep diyor bakın edep. Hani ilmi olarak konuşsak yani ilmi olarak hakkın var. Tekfir edebilirsin fıkhen diyor genel olarak tamam. فَالْاَدَبْ tabirini kullanıyor. Çok dikkat edin. فَالْاَدَبُ الْوُقُوفُ عَنْ تَكْفِيرِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ Neden edep diyor? Çünkü tarih boyunca kendisinde müntesip olduğu yüzlerce fukaha ehli ehva ve bidâ'ı tekfir etmişler. Onlara ihtiramdan el edep diyor. Yoksa hani direkt böyle bir şey olamaz falan yani. Direkt hani ehli bidatı tekfir etmek tamamen fıkıh dışı bir şeydir deseydi. Yani kendi esnafına çok büyük bir böyle ağır konuşmuş olacaktı bakın. Zaten ilmi olarak da doğru olmayacaktı zaten de. O yüzden fel edebu diyor dikkat edin bakın. Çünkü esnafında biliyorsunuz bizde bir damar genel olarak ehli bidatı tekfir ediyor bir sürü taifeyi. Cümleten tekfir edenler var. Abdülkayyum Bağdadiler falan diyor ki beni tekfir edeni ben de tekfir ederim diyor. Kaideyi bunu kabul ettiğiniz zaman zaten bir sürü fırkayı tekfir ediyorsun. Çünkü fırkaların çoğu ehli sünneti tekfir edebiliyor. Bir sürü fırka. Değil mi? Birçok fırka ehli sünneti tekfir ediyor biliyorsunuz yani. Mutezile'den bir sürü isim tarihte yani. Bunu yapmışlar yani. Selefiler bugün değil mi? Bir sürü selefi mesela ehl-i sünneti tekfir edenler var yani eşarileri, maturidileri kastım yani. Evet. Şimdi o kaideden gitsek bizim bu bir sürü selefiyi tekfir etmemiz gerekiyor. Şimdi kim yapanlar var değil mi? Kimler var? Ahbaş var.
Değil. Abaş mesela biraz hani o kadimde biraz daha böyle zayıf olarak bizim gördüğümüz tekfirdeki fukahanın görüşünü yani tutuyorlar değil mi? Ama var yani esnaflar Ahbaş'ın da fukahada. Ama tabii Ahbaş'ın her bir mesele demiyor ama bazı meselelerdeki şeylerinde yani temessük ettikleri makbul fıkhi dairede şeyleri var yani. Tamam. Ama daha zayıf yani. Ana damar ehli sünnet müntesiplerinin bugün yani eşari maturilerinin tekfirde durdukları tavır. فَالْأَدَبُ الْوُقُوفُ عَنْ تَكْفِيرِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَوْمِ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ مِمَّا يُخَالِفُ الصَّرِيحَ النُّصُوصِ. وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَوْمِ diye tam anlayamadım yani. وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَوْمِ tam anlayamadım burada neyi kastetti ama neyse. Lil kavm derken hangileri yani? Ehli lehvai vel bid'a mı yoksa fukahayı mı kastetti yani? Herhalde ehli lehvai bid'a yani teslim derken herhalde onları tekfir etmememiz gerekiyor yani. Yani onları iman dairesinde kabul et. Bu insanları yani sarih naslara karşı dursalar bile yani işte bu açık tekziplerde bulunmuyorlarsa onları efendi Müslüman olarak gör. Herhalde bunu demek istiyor ama emin olamadım yani. Şöyle bir paragraf koyuyorlar. Bitti nakil. Bir tane sadece cümlelerini okuyorum muhakkiklerin. Güzel bir paragraf genel olarak. Ama böyle itlak, takyit edebilirsiniz zihninizde bazı şeylerde. Muayyen kişinin tekfirinden bahsetmiştik ya. Onunla çok uğraşmadık hatırlıyorsanız. Bizatihi müstakil bir aslında atölye çalışması yapılabilir. Bu cihetten tekfir meselesi fıkıhta. Ama bu çok yüksek fıkıh gerektirir. Tamam. Şey diyor bakın. Diyor ki bu nakli yaptıktan sonra muhakkikler وَنُلَاحِذُ اَنَّ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ اَمْرٌ فِي غَايَةِ الْخُطُورَةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ اِنَّمَا يُكَفِّرُونَ اِذَا بَدَرَ مُكَفِّرٌ بِحُكْمٍ عَامٍ اَمَّا الْمُعَيَّنِ فَلَا يُكَفَّرُ اِلَّا اِذَا صَرَّحَ بِكُفْرٍ بَوَّاحٍ لَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ عِلْمًا بِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بين تكفير المسلم بعينه وقولهم أعني العلماء فلان عمله عمل كفر ولا تلازم بين عمله والحكم بكفره والفرق بين الصورتين مثل الصبح ظاهر. Yani bu paragraf genel olarak güzel ama bir sıkıntı var. ولا تلازم بين عمله والحكم بكفره sanki telazümün olmaması esastır gibi anlaşılıyor. Tamam telazum yok. Yani bu irtibatın olmaması esas da değil ama telazumun olmaması. Tamam telazum yok ama asıl olan bir insan küfre sebep olan bir söz veya amelde bulunmuşsa nefsün emirde de öyle olmasıdır. Tamam. O asla evet. Hı, buyur. Hı. Ama fail, fiili tekfir ediyorlar. Fakat failin kafir olmayacağını söylediler. Nasıl oluyor diye şaşırmış bu. Tabii 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 değil mi? Mantıksal olarak da dil olarak da her şey olarak da absürt bir şey bu yani. Özel bir şeye ihtiyaç duyuyor değil mi? Özel bir delile veya de hususi bir bağlama ihtiyaç duyuyor. Mesela asıl olan küfür fiilini veya sözünü işleyenin kafir olmasıdır. Telazum yok diye. Evet telazum yok nefsül emirde. Yani küfür bir sözü söyleyen nefsül emirde kafir olmayabilir. Çünkü bir tür mecaz karine bizden kaçmıştır falan değil mi? Falan nefsinde falan bir şey olabilir elbette veya hemen o anda tövbe etti. Değil mi mesela? Ama yani ki bu bile mahalli nizanın dışında yani 3 dakika sonra tövbe etse değil mi yani? Mahalli nizanın dışında yani olur aslında. Ama yani bu şey demek değil telazüm yok diye asıl olan ayırmamız gerekiyor. Yani asıl olan küfür kelimesini söyleyenin böyle sanki elini öpüp Müslüman yapacağız yani küfür cümlelerini söyleyenlerin neredeyse. Hani öyle de değil yani öyle bir şey yok. Evet evet yani neredeyse öyle bir şey yok yanlış bir mantık yani bu muhakkiklerin. Fark ediyorsunuz değil mi ihamı yani batıl ihamı telazüm yok o halde asıl olan ayrılması. Hayır asıl olan bitişmesi telazüm olmaması yani. Telazüm ayrı bir şey asıl ayrı bir şey yani. Al aslu yani yu'radu anhu bid delil
delil varsa o asıldan ayrılırız yani. Değil mi? Senin ispat etmen lazım bu küfür sözü sadır olan insanın kafir olmadığını göstermen için, değil mi? Bizim yani kafir olduğunu söylememiz için kalkıp delil mi getireceğiz sana ekstra? Yani. Evet. Dolayısıyla buradaki ibareyi biraz şey alma ama aynın tekfiriyle şeyin tekfiri arasında bir fark var. Bizde zaten telazum vardır demedik dikkat ederseniz, değil mi? Umumi hüküm. Ama şey güzel, önemli. İlk cümlelerde söylediği tembih önemli. Yani ulema genelde aynı tekfir etmiyorlar. Umumi hükümler veriyorlar, değil mi? Bu söz içtihat olarak, bu söz küfre sebep olur, bu fiil küfürdür, bu inanç küfürdür derler. Tamam? Evet. Arkadaşlar bu girişteki şeyi bitirdik. İsterseniz bir ara verelim burada. Sonra kitabın biraz bir başlangıçta macerasını bir görelim. Bu kitabın telif sebebini falan. Sonra yavaş yavaş inşallah İbn Hacer'in sözlerine geçmeye başlayacağız. Nakillerine. Tamam, bir ara verelim inşallah.